Hemen canlı yayın noktamıza gidelim. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan konuşuyor. Giriler de var içerisinde. Zaman içerisinde açıklayacağımız. Önümüzdeki hafta Papara ile beraber, önümüzdeki hafta veya bir sonraki hafta şu anda planlamayı yapıyoruz. Çok detaylı bir açıklamayla hem lansman yapacağız hem de basını bilgilendireceğiz. Yani bu detayları konuşmak için o zaman bekleyelim. Sayın Başkan, artık biraz önce de söylediğim gibi sezon çok kısa bir süre kaldı. Buradan Trabzonspor camiasına, taraftarlarına vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Şimdi bunu dün de bahsettim. Trabzonspor camiası rakipleriyle mücadele edilmesi için bir defa içeride bir olması lazım. Şehrin birlik bütünün içerisinde olması lazım. Bizim sonuçlar ne olursa olsun tribünlere doldurmamız lazım. Ben geldiğim zaman da söylemiştim. Ciddi olarak, ekonomik olarak sıkıntılı günlerden geçiyorduk. Ben tekrar belirttim bunu. Yaklaşık olarak bugüne kadar 70 milyon euroyu bulan bir nakit akışı kulübe soktuk. Bizim tüm bu sorunları aşmamız için gerçekten camianın her türlü gücünün bir arada olması lazım. Taraftarımızın özellikle takımına sahip çıkması lazım. Tribünleri doldurması lazım. Cuma günü Antalya maçını full tribünle oynamamız lazım. Yönetim kurulu inanınız sabah akşam çalışıp bu sorunlar üzerinden gelmeye çalışıyor. Biz dediğimiz gibi sadece 4 aylık bir yönetim kuruluyorsunuz. 4 aylık bir yönetim kuruluyor. 4 aylık bir gibi zaman içerisinde 70 milyon euroyu bulan sadece sponsorluk anlaşmaları yapıldı. Bunun şu ana kadar 30 milyon eurosuna yakın kısmı kulübe nakit olarak girdi. Tüm bunlara rağmen Trabzonspor'un ciddi anlamda bir borç yükü devam ediyor. Biz tüm bunların üzerinden geçip aynı zamanda bir yandan da transfer yapmak istiyoruz. Ama transfer yapmak sadece parayı vermekle olan bir şey değil. Yani elimizde bir sürü oyuncu var. Bu oyuncuları bir şekilde çıkarmamız lazım. Bu oyuncuların gitmesi için başka maliyetler var. Oyuncuların elinde ciddi kontratlar var. Bunların paralarını istiyorlar gitmek için. Dolayısıyla hepsini bir arada götürmemiz lazım. Süreç zor ama tek tek ilk gün söz verdiğimiz gibi her türlü konunun üzerinden gelebilecek gücü sahibiz. Taraftarımızın bize güvensin ve takımının yanında olsun. Tribünleri doldursun, hocasının yanında olsun, oyuncularına sahip çıksın. Bizim kendilerinden temennimiz bu. Sayın Başkan, son olarak ben de şunu sormak istiyorum. Şimdi ligimize özellikle 4 büyük üzerinde çok önemli isimler katılıyor. Evet. Çok yıldız oyuncular da bu sezon gelmeye başladı. Tabii ki ligin kalitesi adına çok önemli. Ancak maddi olarak tabii ki durumları da hesaba katmak lazım. Sizin genel değerlendirmeniz nasıl olur bu tablo hakkında? Şöyle bir örnek vereyim. Kendimizden vereyim. Bizim rakiplerle bir işimiz yok. Yani onlar kendi işlerindeki bir durum. Kendi camialarını bağlar. Yaptığı transferlerin bedellerini kendileri ödeyecek. Bizi ilgilendiren bir durum değil. Ama ben kendi işimden şunu söyleyebilirim. Her şey yapılan transferlerle gitmiyor. Trabzonspor geçen yıl tarihinin en yüksek pahalı bedelli kadrosunu kurdu. Sonuçlar ortada. Sahada birlik olmadığın müddetçe, sahada oynattığın oyuncunun parasını ödeyemediğin müddetçe kurduğun kadronun bir anlamı yok. Biz şu anda sahada bir olmaya, sahada mücadele etmeye ve kuracağımız kadronun parasını ödeyebilmeye fokuslandık. Biz bunları planlıyoruz. Trabzonspor takımı her zaman zirve yarışının içerisinde olacaktır. Biz bunun her türlü mücadelesini vereceğiz. Bunu söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.